ülkemizde son zamanlarda çocuklara yönelik şiddet, ihmal ve istismar olayları çok artmıştır. Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen çocuk istismarı, şiddet ve cinsel taciz olaylarına karşı tepkiler sürüyor. Mersin Çocuk Hakları Derneği, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla bu konuya karşı tepkilerini gösterdiler. Dernek üyeleriyle birlikte açıklama yapan Dernek Başkanı Gülistan Yıldırım, hükümetin bu olaylara karşı tedbirler alması gerektiğine dikkat çekerek çocukların haklarının korunması için her türlü mücadeleyi vereceklerini ifade etti. Çocuklarımızın gelecekleri karartılmaktadır. Çocukları koruyucu, önleyici çalışmalarla her türlü istismardan korumak, çocukların yaşadığı sorunlara kalıcı çözüm bulmak devletin birincil görevidir. Devletin yetkili kurumları çocuk ihmalini ve istismarını ulusal eylem planları hazırlayarak ve çocuk odaklı, eşit, bilimsel, laik politikaların yaşamın her alanında uygulamasını sağlayarak gerçekleştirebilir, engelleyebilir. Bizler çocuklara uygulanan her türlü ihmal ve istismarın önlenmesini, çocukların haklarının çağdaş ülkeler seviyesinde getirilmesini talep ediyoruz. Çocuklarımızın başta yaşam ve eğitim hakları olmak üzere tüm haklarını savunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı korumak için herkesi mücadele etmeye davet ediyoruz. Açıklamanın ardından konuşan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, çocuk istismarı, şiddet ve cinsel taciz olaylarının Türkiye'nin büyük bir problemi olduğunu belirterek bu olayların önlenmesi için gerekli eğitimin alınmasının şart olduğuna vurgu yaptı. Çocuk istismarı, Türkiye'nin çok çok büyük problemi var. Çocuğa karşı şiddet, çocuk istismarı, tabii bu bağlamda kadına şiddet, hayvanlara şiddet önlenemiyor. Bunun için cezaların artırılması ya da artık çağ dışı kalmış idam çığlıkları atılması değil, toplumumuzun eğitilmesi, rehabilite edilmesi ve toplumdaki gerginliğin, huzursuzluğun bir an önce sonlandırılması gerekiyor. Bunlar genel anlamıyla politiktir. Yani burada siyasi iktidara ve devlete çok büyük görev düşmekte. Burada en büyük görev siyasi iktidara düşüyor. Eğitimle olacak bu iş diyorum. Ve bu konuda da toplumun tüm katmanlarından destek talep ediyorum.